Güzel ve yağmurlu bir havadan herkese merhabalar. Bugün kümesim ayrı bir güzel. Dışarı doğru bakar mısınız? Kafesi açtım, size sormadım. Daha doğrusu size haber vermedim. Yani göstermeden açtım bugün. Ama olsun. Huzurluyuz, mutluyuz. Çok şükür Rabbimize, hayvanlarımız da şimdilik sağlıklı. Köpeğim Pony. Pony, ne yapıyorsun kızım? Kümesin içindeyim. Asıl kazak giymeye başladık. Erzurum'un soğuğu vurmaya başladı arkadaşlar. O yüzden bugün kümesime sabah sabah gelir gelmez sizlere bir video çekmek istedim. Bu güzel havayı göstermek istiyorum aslında. Aa, arkada bedonu devirmişsiniz. Ha? Siz. Hayırdır kardeş? Hey gidi cinler. Siz bu bedonu neye devirdiniz? İçindeki yemin mi yediniz? Bildiğin devirmiş sonra da silip süpürmüşler. Şükürler olsun. En son videoyu attım bilmiyorum harikalar diyarına mı attım, Turgut'un tavuklarına mı attım, ikisinden birindedir. Habeşlerin birini bilirsiz fare yemiş miydi, bir şeyler olmuştu, onu inceledik sizlerle birlikte. Bu hanımlara sorduk, bilmiyorlar. Yakışıklısından hiç bilmiyor. Yeni yakışıklı mı? Nere? Ne oldu? Maşallah, maşallah. Şeye bakacaktık. Şimdi ben seramalara bakacağım. Ama bu horozun bir kendine gelemedi. En son sıkışmıştı ya o şeyden arasına. Hasar almıştı. Umarım tez zamanda düzelir. Sürüye karıştırmalarda en büyük sıkıntımız bu zaten bizim. Sürüye karıştırıyorsun. Hayvana bir şeyler oluyor. Şimdi içeride bir tane gurt var. Bu gurtlar, gurt var mı yine var. Altındaki yumurtaları alacağım. Bugün seramaları. Serama yumurtası biriktiriyorum. Web sitemde de satışı var. Kümesim.com'a girip serama yumurtası temin edebilirsiniz arkadaşlar. İçeride öyle yatıyor. Şimdi pek görünmüyor kamerada ama göstereceğim ben size. Bir dakika. Çünkü bu gruplar var ya benim başımın ya kış günü şimdi havalar soğudu tamam mı? Daha yatıramam yani arkadaşlar. Çok söylüyorsunuz da ben daha bu saatten sonra yatıramam. Bak şu ile de gıttırçı ya. Tamam. Alırım yumurtanı affetmem. Aldın mı yumurtanı? Kralım benim. Neyse bu yumurtaları da alıverdik. Şimdi çıkabiliriz. İki taneymiş ya zaten. Çok fazla zannediyordum da. Herhalde babam toparlamış. İyi yapmış. Telefonu unutmayak da. Selamlar var ya selamlar. Beni benden arıyor. Ya çok değişik hayvanlar arkadaşlar. Cüce mücü ama. Aşırı tatlılar ya. Hadi bakayım çıkalım şuradan. Şimdi merak ettim bakalım kışı nasıl atlatacaklar. Onu merak ediyorum. Çünkü kışa doğru giriyoruz. Brandalar artık inmeye başlayacak ama. Bakalım atlatabilecek mi? Kışı atlatırsın size helal olsun diyeceğim. Selamlar bir koyalım bir. Yine balkoncular izlemeye devam ediyorlar. Hiç şaşmazsınız değil mi? İlla izleyeceksiniz. Bütün istihbaratı toplayacaksınız. Sonra bu istihbaratları kime götürürsünüz? Çok merak ediyorum çocuklar. Aslanımsın. Neyse, karşı kümese gidelim. Bir de ortamın tadını çıkartalım. Tavşanlarımı göstereyim. Güvercinlerden kesitler alalım. Oh, şu ıslak ve nemli havanın kokusunu içime çekeyim. Dağların, bayırların böyle sisler içerisinde kalması bakınca insana huzur veriyor. Yakındır. Kar yağar dağların tepelerine artık. Nasip kısmet arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. Aynen. Hele tavşanlara bak. Şu tavşanlara yeni yer yapacağız dedik. Hele yapamadık. Ne yapayım? Bakacağız artık. Ulan var ya, sizi yerim. Siz çok tatlısınız ha. Neyse, şu kapıları açayım da. Koşumaları da unutmayalım. Yağmur yağdı, güzel bir gün bugün. Bugün çok güzel bir gün. Şu oksijene bayılıyorum arkadaş. Sabaha kadar içime, ciğerlerime kadar çiçesim var. Ha çocuklar, ne dediniz bu işe? Aydın da bana katılıyor gördüğüm kadarıyla. Şu an hava ıslak. Yerler, zeminler ıslak olduğu için dışarı çıkarmayacağım tavukları.
Şu brahmalar falan dışarı çıkartıyorum da. Onları dışarı çıkartmayacağım bugün. Evet geldik. Siz kimsiniz? Ayam Cemaliler'in kafesindeyiz. Yani çıkın hadi bakayım. Çıkın biraz takılın. Yarın öbür gün görüşürüz. Bayağı yağmur sertmiş, o dipleri falan ıslatmış yani. O kadar ıslatmaz diye düşünüyordum da bayağı ıslatmış o dipleri. Gogo ailesini çıkartalım. Gogo. Gogo. Gogo dışarı çıkmamışsın sen. Gogo'nun cariyelerinden birisi de vefat etti biliyorsunuz. Gitti gideli. Daha da ben görmedim zaten. Gogo sakin ol oğlu. Benim üstüme yanma Gogo. Gogo üstüme yanmayın. Gogo korkuyorum. Üstüme yanmayın Gogo. İyi oldu. Şimdi geleceğim. Şu her sabah şu kapı açma işi var ya, ele sıkıp çıkan arkadaş. Bu sene nasıl olursa yazın daha açmayacağım. Full açık dursun ya. Bıktım ya. Bıktım arkadaş sizin kapınızı açmaktan. Mesela her yıl belirli dönemler vardır. Ben şimdi arkalarda yer olarak size bir video paylaştım yumurta verimi için. Şu an hayvanların yumurta veriminin düşme aralıkları. Hayırlısı bakalım şimdi. Ortalık ıslak, brahmalar dışarı çıkartmak az çıktısı istemiyorum. Aslında bir şey de olmaz ama arkadaşlar. Islaktan, çamurdan bu hayvanlar enfeksiyon alabiliyor. O yüzden hele de kışın falan zaten çıkartmayacağım da şimdi külliyetten dikkatli bir şekilde bakalım. Bugün şey yapabileceğim miyim onu merak ediyorum. Açma. Şeye çıksın ama dışarıya çıkmalarını istemiyorum. Nere? Nere? Hadi cet. Hadi cet. Tamam nere? 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 Dışarı çıkamadınız mı siz? İşte öyle olur. Kıyamayacağım. Çıkarsam mı acaba ya? İşte ıslak ya arkadaş, dışarı ıslak olunca biraz sıkıntı oluyor. Tamam çıkın hadi, hadi tamam çıkın hadi. Hadi çıkın biraz dolaş. Bir şey olmaz hadi çık. Hadi çık gel gel. Gel. Bak bak bak. Bir şey olmaz, bayağı bir yağmur yağdı yani, böyle ıslatıp geçmedi. Sabaha kadar yağdı, yağmur süzmüştür bir pislik varsa bile şeylerin üstünde. Yine de dikkat etmek lazım. Çünkü ıslak her zaman bakteridir. Islanan yerlerde bakteri şeyler daha çok oluyor ki zaten kış sezonundayız. Hızlı bir şekilde temizliğe de ihtiyacı var. Kümesleri tekrar bir elden geçirmek gerek. Sultanlarım da çıktı. Hayvanlarım çok şükür arkadaşlar. Hepsi mutlu ve huzurlu. Gördüğümüz kadarıyla. Bu havanın tadını bütün sürü çıkartıyor. Tek başımıza biz çıkartmıyoruz. Köpeğimiz Pony tavşanlarla ilgileniyor. Kafa ne ya mı Pony? Keyfin de yerinde. Bir şey de umurunda değil. Oh be abi, oh. Oy oy oy. Arkadaş yapacak bir şey yok. Şimdi tavşanlar, onlar çıkarttık, tavşanlara baktık. Sizlere bir de güvercinlerimi göstermeden önce bıldırcınlarım var burada biliyorsunuz benim. Cins bıldırcınlar bunlar. Maşallah. Sonra kekiklerim var. İki tane de kekliğimiz var. Sizin bileziklerinize kurban olurum. Bak bilezikler de burada. Bugün şimdi hava ıslak olduğu için ot da biçemedim arkadaşlar. Kaldık. Tavşanlarım da burada böyle kaldı. Bak 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 bak. Hele tavşanlarımı sayarabilene helal olsun diyeceğim. Sayın şu tavşanları. Size helal olsun diyeceğim. Pony hayır. Şşt, hayır 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 hayır. Pony yoz hepsi gırtlar bak. Bu ne giden tavşanım var benim ya.
Tamam. Büyük anne tamam. Çok yakında erkekleri seçeceğiz. Ama bir güzelsin. Çok ıslak. Bir de soğuk arkadaş. Erkekleri seçeceğim. Onun da nasip olursa kafama bir GoPro takıp çekeceğim. Çok eğlenceli olacak benim için. Burada da güvercinlerimiz var. Daha önce çekmiştim zaten. Şu şeyleri de dışarı çıkartalım. Neydi siz mi kardeş? Ulan açam bir de bu kapıyı ya. Allah sana sığınmışım ya Rabbi ya. Koşo maaş. Arkadaş yoruldum ya. Bravo aslanlarım benim. Bu arada yemliği aşağı yukarıda tutuyoruz. Nedeniyse şeyler. Şöyle indirelim. Alışıcı yerden yemeler biraz. Yemliği yukarı çıkartıyoruz çünkü fareler bir şekilde içeri girip yemliğin içine doluyorlar geceleri. Dolmamaları için üst tarafa doğru kaldırdık ki içine dolup da hayvanların sıkıntıya sokmasınlar. Bu arada buğday yediriyoruz bu ara koşamolara. Bu hayvanlarımızın buğdaya ihtiyacı var. İçeriden bir ses geliyor. Cel 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 kızım cel. Aman yani içeri de kapatacağım. Buğday yiyip karbonhidrat depolamaları lazım. Çünkü kış geliyor. Şurada başka bir şey yok. Çerinin lambası yani kapat. Tamam. Panik. Konik. O ferihleri bir çıkardık ha. Hadi bakayım. Güzel bir günden herkese hayırlı günler dilerim. Çıkart bak. Hay maşallah, hay maşallah. Tamam sakin ol çocuk. Çıkanda bile ne kadar mutlu oluyorlar ya. Çok seviyorum bunları. Oh. Rabbime şükürler olsun arkadaşlar. Bu ortamı kurmak için bayağı bir çaba gösterdik. Bir deyiş var ya, neydik ne olduk. Çok şükür. Neydik ne olduk. Bir tane kümesten başladık. Koskoca bir çiftlik haline gelmeye başladık. Hele geçen günlerde daha da güzel şeyler yapacağız tabii ki. Yeni şeyler gelecek. Ah gönül ister ki burayı tam hayvanat bahçesine çevireyim de. Kendime hakim olamıyorum. Belki ileride. Çok şükür. Yine piklerimin yavrularını sizlere göstermiştim ya. Yine göstermek istiyorum. Bugün sabah. Ben bugün çok huzurluyum arkadaşlar. Sizler de huzurlu olun tamam mı? Annesinin sütünü emiyordu yakaladım. Annesinin süt içiyordu yakaladım kendisini. Küçük enişte nerede? Küçük enişte nerede küçük hanım? Arkadaşlar, Allah'ım, Rabbim hepinize daha çoğunu versin. Bu gördüklerinizi daha güzelini sizlere nasip eylesin inşallah. Bu videonun da sonuna gelelim. Bugün gerçekten çok huzurluydum. Sabah böyle kümesi açıp kümesi içerisinde gezip hayvanlarla sohbet etmeyi. Her gün bu rutini yapmayı çok seviyorum ben. Bütün hayvanlarımı sizlere paylaşmaya çalıştım bu arada. Arka sırada sadece panzerle şeyi paylaşmadım. Clean neighborları yani torunlu ailesini falan. Az kalsın onları da sonra paylaşırım. Bu havanın tadını çıkartmak istiyorum. Şu yeşilliğin, şu gökyüzünün. Yakın zamanda dağlarda gezmeye çıkacağız uzunlarımızın. Böyle kafamda bir plan var. Artık gezmek istiyorum bizim dağlarda, bayırlarda. O videolarda yine harikalar diyen de göreceksiniz. Atacağım yani bir şeyler yapacağız. Az da izlense hiç sıkıntı yok arkadaş. Her şeyi atacağım. Bundan sonra ela. Ne yapıyorsam o sizinle olacak inşallah. Bu videomuzun altına yorumlarınızı bekliyorum. Çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bu güzel sürü içinde bizleri takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.